Akar Yapı, Sedir Şark Köşesi ve Bahçe Mobilyaları nöbetçi eczaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. İsmet Yılmaz, Şarkış'la da bir dizi programlara katıldı. Kış gitti derken geri geldi. Sivaslılardan Evet klibi. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir dizi programlara katılmak üzere bugün Sivas'ın Şarkışla ilçesine geldi. Bakan Yılmaz burada toplu açılış, temel atma ve proje tanıtım programına katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Şarkışla'da bir dizi programlara katılmak üzere Şarkışla ilçesine gelen Bakan Yılmaz, burada ilçe kapalı spor salonunda toplu açılış, temel atma ve proje tanıtım programına katıldı. Anahtarlığı Sivas Valimiz teşrif ediyoruz. Burada ilk olarak konuşan Sivas Valisi Davut Gül, yapılan bu tesislerin Sivaslar için olduğuna dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Şarkışlar yolu ve buna benzer bütün tesisler sizin iyiliğiniz için. Bu anlamda gerek kaymakamlığımız zamanında gerekse şimdi her projemizi birebir takip eden Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. Vali Gül'ün ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katkıda bulunanlara teşekkür ederek takım ruhunun önemine değindi. Yani Davut Gül'den başlamak üzere bugüne kadar Şarkışla'ya hizmet etmiş kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bunun için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Başarı ve hizmet takım ruhu ile çalışılırsa mümkündür. Yoksa tek başına bir kimsenin bir şey yapabilmesi mümkün değildir. Bizde genel bir söz var. Kuş alayıyla uçar diye. Dolayısıyla da bir takım arkadaşlığı içerisinde, takım ruhu içerisinde birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece
İnşallah Şarkışla 41 eser değil, nice 41 eserler daha görecektir. 16 Nisan referandum sürecine de değinen Bakan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye uzlaşma getireceğini belirtti. Bu ana kadar biz %34'lerle, %40'larla bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra bu ülkeyi yöneten kişinin mutlaka ve mutlaka en az %50 oy alması lazım. Bundan dolayı da diyoruz ki %50 ile bu ülkeyi yönetmek %30'larla, %40'larla yönetmekten daha demokratiktir, daha milli iradeye uygundur. Yine diyoruz ki bu sistem bir uzlaşma getirecek Türkiye'ye. Türkiye'nin de uzlaşmaya ihtiyacı var. Konuşmaların ardından tesislerin açılışları gerçekleştirildi. Toplu konut almaya hak kazanan vatandaşlara ise anahtar teslimi yapıldı. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının 4. birleşimi bugün Sedat Özata başkanlığında gerçekleştirildi. Bugünkü toplantı dün yaşanan su tartışmasının ardından oldukça sakin geçti. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları devam ediyor. Sorunların başında Sedat Özata başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşüldü. Korunaklı bir kafese acil ihtiyaç duyulmaktadır. Komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar meclis üyeleriyle paylaşıldı. Genel meclisin o süreç tarihi toplantısında komisyonlarla havale edilen İbrahim İlçesi, Tepeköy ve Kanlıların köyleri sınırları içerisindeki taşıcağı işletmesi ve iş makinalarının köy yollarına verildiği zarar konularında inceleme yapılması için İbrahim İlçesi'ne izlenerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından mecliste ek gündem maddeleri okundu. Daha sonra Sedat Özata yarın tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. Yukarıda belirtilen parsel merkez çağına yönetim mevazında görev gövdesi önünde bulunmakta olup içerisinde bulunmakta olan hangar ve bina tanıtsal hizmetler müdürlüğünce depo yeri olarak kullanılmakta. Lakin parsel sahasının tamamı verimli olarak kullanılmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sadık Güller ve İl Genel Meclis Üyesi Sarı Cihangiroğlu, dün mecliste yaşanan tartışma sonrası bugün basın toplantısı düzenledi. Güller ve Cihangiroğlu, tohma gözesinden çıkan suyun Malatyalı Kuluncak ilçesine verilmesi konusunun yanlış olduğunu bir kez daha vurguladı. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının 3. birleşiminde görüşülerek karara bağlanan tohma gözesinden çıkan suyun Malatya ili Kuluncak ilçesine verilmesi konusunun yankıları devam ediyor. İçimizde yaşadığımız sıkıntıları işte 19. bölge suyu almış Güründen ama şu anda Güründeki sıkıntıları bizler yüz yüze yaşadığımızdan dolayı yarın buradaki sıkıntıları altına biz bu vebalin altına imza atamayacağımızdan dolayı reddediyoruz. Dün gerçekleştirilen oturumda Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin şiddetle karşı çıktığı konu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve mecliste bir anda tansiyonlar yükselmişti. Konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sadık Güller ve Meclis Üyesi Sırrı Cihangiroğlu itirazların arkasında olduklarını vurguladı. Biz bu suyun, biz Sivas adına bir milliyetçilik yapıyoruz. Biz Kangal adına değil, burada 17 tane ilçe, 2000'e yakın yerleşim yeri, köy ve mezralarla ilgili sorunların çözümü noktasında burada olduğumuzu bir kez daha beyan ettik. Mecliste kendilerine söz hakkı verilmeden oturumun kapandığını ifade eden Güller, dünkü oturumda Emin Ünlüler'in kendilerine sarf ettiği kelimelere tepki gösterdi. Kendi yerinden yer alacağı, söz alacağı yerde çıkıp meclis kürsüsünde işte ben daha önceki kendi bu oy birliğiyle reddedilen olaya kendisinin de katılması dördüncü kez de suyun verilmesinde sanki Emin Ünlü'ye burada günah çıkartıyormuş gibi bir hal ve tavır izledi. Cihangiroğlu ise dünkü yaptığı konuşmanın gerçekler olduğuna dikkat çekerek kendisine mevsimlik meclis üyesi diyen Ünlü'ye tepki gösterdi. Dün arkadaş şov yaptı, çıktı. Ben gerçekleri anlatırken beni halk seçti. Ve 25 yıl sonradan dörtgen, üçgen çıkmazken CHP grubu olarak 25 seneden sonra beni halk seçti. Ben Kangal halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten de sağcısı, solcusu,
AK Partilisi, MHP'lisi hepsi bana oy verdi. Ben o insanları temsil etmek zorundayım ve doğruyu yapmak zorundayım. Orada şov yaptı, beni işte mevsimlikle suçladı. Benim 1840'tan bu tarafa soykütüğüm vardır, 1840'tan bu tarafa. Daha dün orada yaşamıyorum, benim aslım da orada. Ben Kangal'ın 3 büyük köyünden birindenim. Ve en eski köylerinden Havuz, Alacahan, Deliktaş. Bana da Havuz Ağaları derler orada. Sivas Valiliği vatandaşları Vali Davut Gül'ün adı kullanılarak yapılan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı uyardı. Sivas Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı. Valilikten yapılan açıklamada son günlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sivas'ta ve il dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamı, esnaf ve vatandaşların cep telefonlarından aranıldığı ve Sivas Valisi Davut Gül adı kullanılarak engelliler için akülü sandalye, kimsesiz çocuklar, bakıma muhtaç vatandaşlar için tedavi, sosyal yardım ve değişik sebeplerle para talep edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Valinin ve kurum kuruluşlarının hiç kimseye telefonla arayarak para talep etmeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın bu tür dolandırıcılık taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen valilik makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri rica olunur ifadeleri kullanıldı. Lisans yerleştirme sınavına girecek öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanması amacıyla Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortak bir çalışma yaparak 5-6 Nisan tarihlerinde okullarda deneme sınavı gerçekleştirdi. Öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren tercihler yapacağı lisans yerleştirme sınavına kısa bir süre kala Sivas Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak sınava girecek olan lise son sınıf öğrencilerine deneme sınavı yaptı. 5-6 Nisan tarihlerinde yapılan deneme sınavında öğrencilerin sınav heyecanlarını kırmak için sınav yapılan okullarda LYS ortamı birebir hazırlanarak tecrübe sahibi olmaları sağlandı. LYS için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan öğrenciler, sınavlarda eksikliklerimizi görme fırsatımız oldu. Bizim için çok önemli. Bu konuda emek veren sınavın hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz dediler. Sorular kaliteliydi, yani konu dağılımı iyiydi. Ya çok iyi, hani eksiklerimi görüyorum en azından yapamadığım halde. Daha ileride yapabilirim. Hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeline işaret dili eğitimi veriyor. Sivas'ta hizmet kalitesini yükseltmek isteyen Cumhuriyet Üniversitesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personellerine işaret dili eğitimi vermeye başladı. Birleştirelim. Rektörlük konferans salonunda verilmeye başlanan kursta ilk ders bugün verildi. İlk derse Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız da katıldı. Mesai dışında yapıyorsunuz bunu. Ben ortak yolu buldum. Başarılar diliyorum. Yıldız burada yaptığı konuşmasında göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların en güzellerinden bir tanesi Cengel oldu diyerek şunları kaydetti. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi güzel faaliyetler yapmaya başladı ve bu faaliyetler devam edecek. Biz üniversitenin engelsiz bir üniversite olmasını istiyoruz. Baştan beri söylediğimiz bu. Ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim şu an. Sivas Belediyesi ve Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından Paşabahçe Kütükev'de program düzenlenerek özel eğitim merkezinde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Vali Yardımcıları Yeriz Yıldızhan'la Zihni Yıldızhan katıldı. Okul Müdürü Hikmet Bektaş, engelli vatandaşlarımız için yapılan çalışmalardan dolayı kurumlara teşekkür ediyoruz dedi. Bireylerin doğuştan geçirdikleri farklılıklar onların sonradan kazandıklarının yanında hemen hemen bir hiçtir. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise engelli vatandaşlara hem Milli Eğitim Bakanlığı hem diğer kamu kurumlarıyla birlikte elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ifadesini kullandı. 6 okulumuzda 367 öğrencimiz eğitim görmektedir. Burada bunların ihtiyaçlarının karşılanması için hem Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ve diğer kurumlarımız olarak, valiliğimiz olarak
Hepimiz elimizden geldiği kadar fedakarlığı göstermeye çalışıyoruz. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın yaptığı konuşmasında Sivas Belediyesi olarak engelli çocuklara ve engelli eğitimi veren okullarla ilgili özellikle yakın ilgi ve bağ kuruyoruz diyerek şunları kaydetti. Özellikle engelli çocuklarımıza ve engelli eğitimi veren okullarla ilgili özellikle yakın ilgi ve alaka kurarak gerek öğretmenimize, gerek verilene, gereksiz öğrencilerimize faydalı olmak istiyoruz. Son olarak söz alan Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, devlet olarak en birinci özelliğimiz engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırma noktasında hızlı bir şekilde karar alıyoruz dedi. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Bizim gelecek inşamız onlar üzerinden olacak. Onlar çok özel bireyler. Konuşmaların ardından tek tek masaları gezerek çocuklarla ilgilenen protokol üyeleri çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, SRT'yi ziyaret etti. SRT Genel Yayın Koordinatörü Kemal Çağlayan'la görüşen Milletvekili Dursun, Çağlayan'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, SRT'yi ziyaret etti. Burada SRT Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine başlayan Kemal Çağlayan'la görüşen Milletvekili Dursun, Çağlayan'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Efendim Kemal Çağlayan Bey kardeşimizin sizde genel yayın müdürü olarak başlamış olmasından SRT'mizde bir hayırlı olsun için uğradık. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. SRT'nin 25 yıldır kaliteli bir yayıncılık yaptığına dikkat çeken Dursun, bundan sonra da SRT'nin emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi. Zaten 25 yıllık süreçte çok güzel yayınlar yapan bir SRT, Kemal Bey'le de inşallah Bir adım daha ileri, daima bizim dediğimiz gibi durmak yok, yola devam. SRT'nin de inşallah nice 25 yıllara diyerek görevimde de başarılar diliyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas'ta bugünden itibaren etkisi olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu. Kış geri geliyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda Sivas'ın bugünden itibaren Orta Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisinde kalacağı duyuruldu. Hafta sonunda hava ısısının 6-8 derece düşeceği belirtilirken rüzgarın ise saatte 40-60 km hızla olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Yapılan uyarıda pazar günü Sivas'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği vurgulanarak don uyarısı da yapıldı. Vatandaşlardan su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, çatı uçması ve zirai don olaylarına karşı tedbir almaları istendi. Sivas Ulaştı Dernekler Federasyonu Başkanı ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Sivas Aşıklar Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Bulut, Sivas'taki aşıklar Sudef çatısı altında toplayacaklarını söyledi. Sivas Ulaştı Dernekler Federasyonu Başkanı ve 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, dün akşam Sivas Aşıklar Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Yaren ile her an dostlar birlikte, hey hey hele birlikte. Erol Bulut hoş geldiniz derneğe. Erol Bulut ve beraberindekiler burada aşıkların deyişleriyle karşılandı. Seni çok seviyor Sivas milleti, hele milleti. Erol Bulut hoş geldiniz. Daha sonra SRT Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Bulut, aşıkları Sudef çatısı altında toplamak için çalıştıklarını söyledi. Bizim bir hayalimiz var. Bu aşıklara sahip çıkmak istiyoruz. Bunlar son nesil işte. Aşık Veysel'ler geldi gitti. Ruh Saati'ler geldi gitti. Birçok aşıklarımız geldi ama bunların nesli yetişmiyor Kemal Bey. İnşallah ben öyle bir muradım var ki Sudef çatısı altına bu aşıklarımızı, kemanileri, alimleri hepsini toparlayacağız. Sudef olarak da inşallah onların zorunlu ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Burada bir düzenli mekanlar olacak. Kendilerine bakımlı, düzenli, böyle saygın bir halde yaşayacaklar. Hep dert ediniyorlar. Biz onların dertlerini biraz biz çözeceğiz ki inşallah İstanbul'daki o imkanlar buraya biraz seferber edeceğiz. 11 Nisan'da Sudef Şubesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Bulut,
tüm Sivas halkını hizmet binalarının açılışına davet etti. SUDEF'in şubesinde 11'inde açacağız. Nasip olursa şimdiden bizi izleyenler de davet ediyorum, 11'ine az bir zaman kaldı. İnşallah bakanımıza da müsait olursa takvimi netleştireceğiz. Burasının açılışını SUDEF merkezi olarak da düşünüyoruz. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Bulut, 15 Temmuz'un Türkiye için diriliş miladı olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz özümüze döneceğiz. Bir millet uyandı. 15 Temmuz bu milletin diriliş miladıdır. İnşallah yükseliş miladı da 16 Nisan olacak ve beraberce bu ülkeyi şaha kaldıracağız diye hem dua hem temenni hem de gayret ediyorum. Siz de bizim düşüncelerimizi, duygularımızı milletimize duyuruyorsunuz, sevgili halkımıza, Sivaslı hemşerilerimize. Sizin vesilenizle önce onlara selam ediyorum. Bizi izledikleri için onlara teşekkür ediyorum. Hakimler, savcılar yüksek kurulu kararnamesiyle Sivas'ta görevli bir savcı ve hakimin görev yerleri değişti. Hakimler, savcılar yüksek kurulu kararnamesiyle 31 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Görev yerleri değişen hakimler ve savcılar arasında Sivas Cumhuriyet Savcılarından Oğuzhan Sarıhan ve Hakim Mustafa İşleyen de yer aldı. Sarıhan Malatya Cumhuriyet Savcılığına atanırken İşleyen ise Ağrı Ağır Ceza Hakimliğine atandı. Erken emeklilik hayali kuranların dikkatine. 3600 günden sadece 1999 yılında sigorta başlangıcı olanlar yararlanabiliyor. Emeklilik çalışanların iple çektiği bir dönem. Bu yüzden erken emekli olma şartları çalışanların en çok ilgilendiği konular arasında. Bazı çalışanların 3600 gün ve 15 yıl hizmet süresiyle emekli olma imkanı var. Bu şartla emekli olamıyorsanız dikkat. Erken emeklilik denince akla 15 yıl hizmet süresi ve 3600 günlü emeklilik gelir. Aslında bu emeklilikte yaş şartı düşük değildir. Erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşına kadar çıkabiliyor. Ancak prim günü düşük olduğu için erken emeklilik olarak değerlendiriliyor. SSK kapsamında 15 yıl ve 3600 günde sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar yararlanabiliyor. 8 Eylül 1999 veya sonrasında sigorta başlangıcı olanlarsa bu şartlardan yararlanamıyor. Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlar da üzülmesin. Onların emekli olma şartları da bugüne göre oldukça kolay. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 veya sonrası olanlar SSK kapsamında 25 yıl sigortalık süresi ve 4500 prim günü ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla emekli olabiliyor. 30 Nisan 2008'den sonra SSK'lı olanlar da emeklilik için 5400 gün gerekiyor. Sigorta girişi 1 Mayıs 2008'den önce olan memurlar da 15 yılda kısmi emekli olabiliyor. Ayrıca başlangıcı 1 Mayıs 2008'den önce olan SSK'lılardan engelliler vergi indirimi alarak özel şartlarla emekli olabiliyor. Buna göre %80-100 arası engelliye olanlar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıl ve 3600 günle %60-79.9 arası engelliye olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 günle emekli olabilirler. Aşıkların, ozanların ve türkülerin şehri Sivas'ta Sivaslılar 3 gün süren bir çalışmayla Sivas'ın meşhur türküsü Entarisi Dımdım Yer adlı türküyü halk oylaması çalışmaları kapsamında evet'e uyarladı. Başkan için evet, Türkiye için evet. Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği saz sanatçıları tarafından Dımdım Yer türküsünün evet'e uyarlanmış hali Sivas şivesiyle yeniden seslendirildi. Sazın ve sözün şehrinde yeniden seslendirilen Evet şarkısına bir de klip hazırlandı. Esnaftan öğrenciye, ev kadınından çalışan bayanlara, engelli vatandaşlardan çocuklara kadar herkes bu klipte yer aldı. Sivas'ın tarihi güzellikleri ve özellikle 15 Temmuz sürecindeki görüntülere değer verilen
ve sosyal medyada paylaşılan klibi daha ilk gününde binlerce insan izledi. Tabii ki evet. Tabii ki evet. Tabii ki evet. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.